Gecenin bir vakti acıktınız diyelim. Pizzacıyı aradınız. Ben Melis, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Melis dediğiniz anda size adınızla hitap eder, telefon numaranızı ve adresinizi söylerse pek şaşıracağınızı sanmam. Ancak birkaç yıl içinde TC kimlik numaranızı da biliyor olacak. Sucuklu pizza istiyorum. Memnuniyetle ama fiyata 20 lira eklememiz gerekecek. Neden? Kolesterolünüz ve tansiyonunuz yüksek. Hala sucuklu istiyor musunuz? Evet. Borcunuz 70 lira. 70 lira mı, nasıl olur? Teslimat ücreti buna dahil. Teslimat ücreti de ne? Turuncu bölgede oturuyorsunuz. Dün sizin sokakta birini gasp etmişler. İsterseniz size kabaklı pizza göndereyim. Çok daha ucuz. İyi de ben sucuklu istiyorum. Aslında 70 lira size pahalı gelmemeli. 1500 lira ödeyip Hawaii'ye uçak bileti almışsınız. 5 gün kalacağınız otel de hiç ucuz değilmiş. Melis kitapçıdan eczaneye tüm alışverişlerinizi en ince ve en bilinmesini istemediğiniz ayrıntılarıyla sıraladığında tamam kabaklıyı istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ama en kötüsünü sona saklayacağım muhakkak. Kredi kartlarınızın limiti dolmuş. Lütfen nakit hazırlayın. Bu geceki suç ve delilde böylesi bir geleceği konuşacağız. Pizzacı bunları bilirse polis acaba neler biliyor, neleri bilecek diye soracağız. Büyük gözaltına, özgürlük ve güvenlik arasındaki ince çizgiye hoş geldiniz. Yeni bir suç ve delil başlıyor. Merhaba, iyi akşamlar diyelim sizlere tekrar. Alpan Manas Fütüristler Derneği Onursal Başkanı, hoş geldiniz. Hoş. Mesut Demirbilek, suç araştırmaları uzmanı, artık emekli emniyet müdürü demekten vazgeçtim, onu söylemeyeceğim. Gerçek ünvanınızı söylemek istiyorum. Ve Halil Öztürkçi, zor bir soyadınız var sizin. Herhalde söylüyorlardır bunu size devamlı genelde olarak. Genelde soyadımla da hitap ederler ve bilirler. Bilirler, evet. Adli bilişim uzmanı. Tekrar hoş geldiniz bu geçici suç ve delili. Herhalde fark etmişsinizdir. Aslında biraz geleceğe yönelik gibi durmakla birlikte pek de o kadar gelecek değil. Sanki bugün içinde yaşadığımız dünyada da bu bilgiye bir pizzacının sahip olması çok mümkün gibi duruyor. Ama bu 2015'te pizza ısmarlamak isterseniz diyerekten yapılan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin kullanmış olduğu aslında bir örnekleme. Kısmen değiştirerek ben kendimizi adapte ettim. Ama bunu tabii ki böylesi örnekler birçok işte özgürlükten yana olan işte kişisel yaşamın insanın kendisine ait olduğunu ve hiçbir zaman etrafla paylaşmak istemediğini ama devletin giderek buna işte artık sızması mı diyelim, ona hakim olması mı diyelim, yani böyle bir dünyaya doğru gittiğimizi ve büyük bir gözaltı içinde bulunduğumuzu söyleyen tabii çok sayıda sivil toplum örgütü var, çok sayıda böyle birlik var, dernek var vesaire. Ama gidiş bu gidiş, bu gördüğümüz gidiş, hatta bunun çok daha ötelerinde bir noktaya doğru gidiyoruz. Sebebine gelince hepimizce malum, hele bu masanın etrafında oturanların tamamınca malum, özellikle 11 Eylül 2001'de o büyük terör saldırısından sonra sürekli olarak her an her şey olabilir. Dolayısıyla olabildiğince güvenlik önlemi alalım denen bir dünyanın içine girdik. Ve buradan hiç kimse kendini soyutlayamadı. Yani bütün ülkeler aslında böylesi bir tedbirler bütününün içinde kendisini buldu. Ona göre de polis işbirlikleri zaten hep buna dayalı olarak da gelişmeye başladı. Şimdi bu akşam bir miktar alınan önlemlerden ve bu önlemlerin işte kameralardan başlayarak bilgisayar yazılımlarına, bilgisayarların içindeki bilgilerin nasıl alındığına, bu bilgilerin aslında kimlerce niçin toplandığına, yani sadece polisin değil birçok başka amaçla da bu bilgiler toplanıyor. Onlardan polis nasıl yararlanıyor, yararlanır mı, yararlanamaz mı, bir onlara bakacağız. Ve de daha sonra suçu önlemek için ön suç birimleri diye yeni polisler içerisinde yeni birimler kurulmaya başlandı. Aslında biz Minority Report hatırlarsanız azınlık raporunda bir ön suç birimi vardı. Bu biraz ütopya gibi
gözükmekle birlikte şimdi artık gerçek, yani ön suç birimleri var. İngiltere'de var, Amerika'da var, Avustralya'da var, değişik ülkelerde var ve bu ön suç birimlerinin hedefi de tabii ki suç işlemeden fark edebilmek, o kişiyi fark edebilmek, yani kimin suç işleyeceğini fark edebilmek ve onun önünü kesmek. Ve bu akşam aynı zamanda tabii ki kalıtım mıdır suçu bize işleten, yani doğuştan mı suçluyuz acaba yoksa sonradan mı suçluyuz oluyoruz? Bu büyük ikilemi, bu hiç olmasa 500 yıldır tartışılan bu ikilemi de masaya yatıracağız. Ve belki de karanlık gelecek bizi o noktada bekleyecek. Yani oraya kadar belki her şeye tahammül edeceğiz ama genetiğimizi değiştirmeye kalktıklarında ve onunla işte suçlu kişiler veya suç işlemeyecek olan kişiler, her ikisi de mümkün artık o noktadan sonra. Belki bu akşam bizi biraz tedirgin edecek kısım oralarda olacak, yani genetikte olacak. Ama şöyle bir başlayalım. Şimdi siz Alpan Bey'in Fütüristler Derneği onursal başkanı olduğunuza göre bu derneğin de kurucususunuz herhalde. Evet, kurucularından bir tanesi. Evet, nedir bu fütüristler, ne iş yaparlar? Geleceğin şekillendirilmesi konusunda çalışma yapıyorlar. Trendleri analiz ediyorlar. Nereye doğru gidecek mi diyorlar? Evet, evet. Senaryo oluşturuyorlar. Senaryo zaten gelecekle ilgili en önemli konu. Senaryo oluşturmadan bir gelecek planlaması yapamazsınız. Senaryolar farklı olabiliyor. İyi, orta, kötü senaryolar olabiliyor. Dediğim gibi stratejik planlama, inovasyon. Hepsi bunun içerisinde bir paket aslında. Dolayısıyla burada hep konumuz gelecek ve gelecekle ilgili geleceğe kendimizi nasıl hazırlamamız konusunda 2005'ten beri Türkiye'de bir aslında şey oluştu, bir altyapı oluştu. Peki bu gelecek ne kadar? 10 sene, 50 sene, 100 sene neyi düşünüyorsunuz? Ya şöyle, tabii çok fazla ileri gitmeye gerek yok. Yani belli bir nokta var ki, bir çizgi var ki, buna belki 2030 veya 2050 diyebiliriz. O çizginin sonrasını şu anda düşünmenin çok fazla bir anlamı yok. Biz yaşamayacağız zaten. Hayır, bizim yaşamamızın ötesinde tabii biz yaşamayacağız. Bir de şu anda bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını test etme şansımız da yok. Yani en azından hani ben bugün 2050'de şunu dersem siz 2050'de beni bulamayacağınız için dolayısıyla bana hesap soramayacaksınız. Hesap soramayacağım yani size. Ama şu var, belli bir dönem sonra, yani bu bilgisayar hızlarına baktığınız zaman, bilgisayar hızlarındaki gelişime baktığınız zaman insan beyninin hızını ne ulaşacağı kesin, yani o noktaya ulaşacağı kesin. Buna singularity deniyor. Singularity özellikle Ray Kurzweil'in çalıştığı, hatta enstitüde var Amerika'da. Dolayısıyla bu sınırdır. Yani bilgisayarın hızı... Birey hal, insan haline geleceği, evet, yani evet, bir anlamda. Tabii. Evet. Bu sadece bilgisayar bireyler mi olur? Yoksa biz gücümüzü o bilgisayarın içine mi entegre ederiz? Yani hibrit bir sistem mi olur? O, ya da tek bir bilgisayar mı olur ve bizi kontrol mü eder? Tabii yani o şeyin Terminator'daki Skynet gibi, evet, mi olur? Yani tabii fantastik bir durum ama bunların hepsi bu olayın bir parçası. Doğal olarak da bu şekilde bakmak lazım. Peki şimdi sevgili Demirbilek, sizin bir güvenlik geçmişiniz var. Yani Emniyet Teşkilatı'nın, evet, bir elemanıydınız. Uzun yıllar çok başarılı çalışmalarınız oldu. Daha sonra özel sektörde çalışmaya başladınız ve suç araştırmaları uzmanısınız ama güvenlik konusunu da, yani bir organizasyonun güvenliğinin nasıl yapılacağı, nasıl sağlanabileceği ve bunun dijital güvenliğinden tutun da, yani bilgisayarların, bir iş yerinin bilgisayarlarının güvenliğinden fiziki olarak binanın güvenliğine varıncaya kadar, yahut da bireylerinin veyahut da işte oranın CEO'sunun güvenliğine varıncaya kadar, hepsi farklı farklı alanlar hiç kuşkusuz. Evet. Bunlar bugün artık bir tesadüf eseri olmuyor. Yani bunlar birçok deneme yanılma neticesinde gelinen bir ideal şeyler var herhalde, önlemler var herhalde, onlar alınıyor. Ama en hassas olan konu herhalde bilgisayarlardır. Yani bir büyük şirketin en değerli varlığı bilgileri, sanırım bilgisayarları içerisinde bulunan, yani dijital ortamdaki verileridir. Bunlarla ilgili çok tehdit alıyor birçok şirket, yani kendi verileriyle. Sizce bu
yani önü alınabilir bir şey midir? Yoksa her dijital veri mutlaka eninde sonunda bir şekilde alınmaya, çalınmaya veya da değiştirilmeye ya da yerine başkası konmaya vesaire açık bir durumda mıdır? Aslında şöyle, bir anlamda doğru söylediniz. Yani dijital dünya aynı fiziksel dünyaya da benziyor. Dijital dünyanın yapılanması belki çok gördüğümüz anlamda son 20-25 yıldan beri bütün hayatımızda yoğun bir şekilde içine girmiş vaziyette. Oysa fiziksel dünyayı insanlık tarihinin varoluşundan bu yana biliyoruz. Artık her şeyin içinde fiziksel dünyada güvenlik tedbirleri nasıl alınır, insanları nasıl korursun ya da güvenliği nasıl sağlarsın, binalarını ya da kendine ait olan varlıklarını nasıl korursun, onların bir anlamda belirli bir seviyeye gelmiş durumda. Fakat dijital dünya çok yeni. Dijital dünyada aslında güvenlik sektörü dünyada o kadar ileri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim bugün kullandığımız teknolojik güvenlik, bütün dünyada kullanılan güvenlik sistemleri aslında bir önceki sene miadı dolmuş konulardır bence. Çünkü diğer taraftan güvenliğin karşısındaki o suç ya da tehditler o kadar hızlı ilerliyor ki siz belirli kalıplarla ancak onun arkasından belki birkaç basamak arkasından gelmek durumunda kalıyorsunuz. Bu nedenle tabii ki dijital dünyayı oluştururken şirketlerin, kurumların, devletlerin ya da insanların kendi bilgilerini, datalarını korunması sırasında bu dijital dünyaya ait olan güvenlik önlemleri günümüzde son derece önemli hale gelmiş vaziyette. Mesele sadece bilginizi kaybetmek değil. Çünkü bu ataklarla bilginiz kaybolmuyor, bilginiz yok olabiliyor. Ya da o bilginiz farklı şekillerde kullanılıp siz tamamen yok olabiliyorsunuz. Bir şirketin bütün verilerini kaybetmesi ya da değiştirilmesi durumunda şirket ortadan kalkabiliyor. Şirket iflasları yaşanabiliyor. Ya da yine bu şirketlere ya da kurumlara ait olan verilere saldırılması durumunda büyük salgın hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar hayatını kaybedebiliyor. Ülkenin güvenlik sistemleri komple çökebiliyor. Bir anda enerji, her şey gidebiliyor gibi. Bugün de belki konuşacağımız birçok aslında tehditle karşı karşıya kalabiliyorsun. O açıdan kurumlar, özel sektör ya da kamu sektörü demeden dijital güvenlik artık kurumların birinci öncelikli meselesi haline geldiğini söyleyebilirim.